Merhabalar dostlar, Darıca'dan selamlar, sevgiler sunarak şöyle bir sokak sokak bahçe çiçek videosu çekmek istedim. Evet, daha önce yani şöyle 1-2 yıl oluyor bir yerden yine sokak sokak bahçe çiçek çekmiştim Bayramoğlu'nda. Yani aslında burada bir caddenin bir tarafında iki katlı şirin evler, şöyle mütevazi bahçeli şirin evler ve balkonları, bahçeleri renkli çiçeklerle bezeliydi. Yaz sonuna doğru olduğu için çok da canlı değildi ama biz yine renkleri bulup sizlerle buluşturduk. Şimdi o bölge değil, o ana caddenin tam karşı tarafında olan bölge burası, şöyle Sarkan. Sardunyaları biraz belki görüyorsunuz. Buradan başladık. Şöyle zikzak yapa yapa sokakları kimler izin verdiyse onların bahçelerinden size renkleri taşıyacağız. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. O bölge Ateşoğulları, bu bölge Seferoğulları. Hangilerinin çiçekleri daha güzel ona siz karar vereceksiniz. Evet, güneş yansıdığı zaman çok net bir görüntü alamıyoruz ama şöyle acam halısı ve kırmızı, pembe, sakız sardunya. Şöyle bakmış olalım. Bakalım nasıl bir güzellikler bizi karşılayacak arkadaşlar. Evet, bazı bahçeleri gördüm şöyle kaba taslak ama bazılarını da yeni göreceğiz. İnşallah görmek nasip olur. Şöyle baktıktan sonra detaya çok girmiyorum. Yani yukarıya çıkmayacağım. Şöyle sokaktan hangileri görünüyorsa bu şekilde. Evet, şöyle yol kenarında bodrum papatyaları, izin almaya bile gerek yok. Şöyle onları almış olayım. İki renk, beyaz ve bordo. Şöyle bir alayım. Cami çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ihlamurlar var kenarında. Ya. Evet, arkadaşımla beraber, yeğenimizle beraber şöyle tur yapıyoruz. İnşallah güzel bir video olacak. Şöyle gidiyoruz, sokakları bir gezeceğiz. Evet, şöyle ikinci katlardan sarkıyor özellikle. Ah, şu sardunya gül gibi katlı, ortanca gibi maşallah ama güneş vurduğu için çok net alamıyorum. Bu arada bakın, şimdi koca apartmanı bir yukarıda bir balkonda gördüm. Şurada iki balkonda ama şu balkon dolu çiçek, rengarenk. Evet, burada şöyle dışarıda görünenleri kısaca tutuyorum. Evet, burada bir gül konumlanmış. Şöyle bakın, zannedersem sahibiyle dün görüştüm. Şöyle bazı ev sahiplerinden izin aldım arkadaşlar. Dedim yarın ya da öbür gün gelir çekerim. Evet, buradan selamlarımızı gönderelim o arkadaşımıza da. Gül harika. Şöyle devam edelim. Bakın, bir vapur dumanı, bir de kadife çiçeği. Şöyle tadımlık alınmış, dikilmiş. Ve sardunyalar. Evet arkadaşlar, bakın şöyle kademe kademe yüksek balkon vari ve oralara sürekli böyle çiçekler dizilmiş. Çardaklar da çok var. Bakın burada amaralisler, sardunyalar. Şöyle bir genel olarak şöyle bakalım, bakın çok şirin, doğal, harika. Orada amaralisler başlamış açmalara. Dün bu buranın sahibesiyle de görüştük. Kendisi de burada zaten. Şöyle şurada telgraf çiçeği çok güzel açmış. Bol çiçekli. Şöyle bir alalım. Eflatunlu, beyazlı renkleri ile çok hoş görünmekte. Ay, oradan gelip çekeyim şunu. Sardunya iki renkli, farklı. Oradan çekeyim. Evet, yanından çekiyorum. Bu sardunya değişik ya, iki renkli. Farklı bir tür. Bundan budama zamanı, yani sonbaharda bir dal budadığınız zaman rica ederim. ki parça istiyorum. Ama kıyamıyorum tabii ki. Şimdi yani burada şu anda açmaya durmuşlar. Budanma zamanı, ben pazara geliyorum her zaman. O zaman yani sonbaharda. Nasıl burada duruyor. Bir yere kaçmaz. Tamam. Evet. Bakın bu ilginç, yani farklı olduğu için. Şöyle. Bakın arkadaşlar, çiçek açtığı zaman dokunmamak lazım zaten. Normalde böyle çiçek açtığı zaman fark ediyoruz çiçekleri ama telgrafa böyle de bakalım buradan.
Telgraf mı o? Kurdele çiçeği diye biliyorum ben onu. Kurdele gibi çiçekleri var ama telgraf. Şöyle sedum palmerler. Yıldız yeni alınmış herhalde. Şebboy mor tohuma durmuş. Ve yine burada yıldızlar. Evet, bizim ektiğimiz yıldızlar daha yeni yeni çıkıyor. Ama seralarda açmış, büyümüş, yetiştirilmiş yıldızları alıyoruz. Sizlere de paylaştım yeni aldığım çiçeklerde. Bakın brillant çiçeğe başlamış. Gala zaten başlamış açmalara. Şöyle nanelerde hem süs hem yiyecek diyelim. Yemeklere kullanılıyor. O filbahri kokulu. Şurada 3 saksı sardunya. Evet, şöyle almış olalım. Ve filbahri. Sağa döndüm. Şöyle güller. Evet, filbahri bakın ne kadar güzel duruyor. Üste de bir sardunya. Şöyle. Yine filbahri. Perili. Perili ev gibi oldukça gölge. Oturmuyorlar mı acaba? Burada oturmuyorlar herhalde. Bakın gölge, limon, mandalina ağacı, galalar. Evet, bakımsız burada oturmuyorlar zannedersem. Evet, bakın şirin bir yer. Şöyle kapısını çaldım. İzin aldım arkadaşlar. Şöyle bakın üzüm çardağı ve kızılcık. Ve kızılcık vermiş ya. Benim kızılcık niye vermiyor ya? Şimdi içeriden de görüntüleyeceğim. Bakın kızılcık meyveleri meyveye durmuş. Başladım. Evet arkadaşlar, ben buralı oldum. Şimdi ev sahibi kapısını çaldım, izin aldım, çekiyordum. Ama bir koyu sohbete daldık. Bu arada biraz çekmiştim tabii ki. Tekrar bir şey sorayım dedim. Kızılcık meyve veriyor. Yabaniymiş bu kızılcık. Buyurun. Tamam, durutabilirsin. Evet bakın ablamız yeni almış, köydeki evine dikecek. Türk gülü diyorlar, böyle renkli oluyor, iki renkli. Sihirbaz gül de diyorlar. Şöyle evet, yer küçük, şirin. Onu söylüyorum ama böyle çiçeklerle süslenmiş, insanın hoşuna gidiyor. Böyle seyretmesi, sizler de öylesinizdir muhakkak. Bakın iki renkli sardunya, düz, bodrum papatyası ve çıtı pıtı renklerle yine sardunyalar. Şöyle bakalım ve çıkalım. Şöyle şu köşeyi tekrar alayım. Arkadaşlar tam gidiyorduk ki ablamız dedi ki arkada da çiçeklerim var. Evet, arka bahçeyi görme şansımız oldu bu arada. Şöyle bakın bakın. Ay çok mutlu oldum. Bakın güller almış. İşte çiçek seven insan başka. Ne gülü diyordular bunlara? Küçük mini gül diyelim. Şöyle yine sardunyalar. Bakın zeytin yapmış teyzemiz. Şöyle güller. Yine küçük mini güller. Bunlar da güzel oluyor. Bende bayağı 5-6 yıllık var. Hala gitmedi. Dayanan dayanabiliyor arkadaşlar. Bakın bir şeyler de yapıyor orada. Ah kediler, ah kediler. Biliyorum üzerine gelmesin diye şey yapmış. Şu sardunya da güzelmiş. Bakın çok iki renkli. Şöyle şeftali ağacı. Bir kırmızı gül orada sarılmış. Evet, evlerin arka tarafları. Bu evler dizili arkadaşlar. Sokak sokak geziyorum ya. Önlerinden çekiyorum. Böyle arkadan da çekme şeyimiz oldu. Şansımız oldu böyle. Şöyle arkadaşlar, bunu sormuyorum. Şu karanfili. Bakın iki renkli. Ve yine bu sardunyadan benim de var. Pembe. Bakın bir apartman sitenin duvar kenarındaki şu çiçekleri görüntüleyeceğim. Size buz çiçeği giller videosunda bunu gösterdim. Benim hani daha sık duruyor ama bakın ne kadar tatlı duruyor. Şöyle şurada kırmızısı var, ona gideceğiz şimdi. Sardunyalara baktıktan sonra. Bakın yine o renkte olanı daha kalabalık ve kırmızı bakın. Bunu görünce ben bunu seralarda görmedim. Görsem hiç kaçırmaz alırdım arkadaşlar. Bakın burada geçen dünyanın merkezindeki adam, işte Kenan Aydınel kardeşim bir video yapmıştı. Bir sera çekimi. Orada gördüm. Dedim ben olsam hemen alırdım. Ve mor çiçekli buz çiçeği arkadaşlar. Asıl buz çiçeği dediğimiz bu. Şöyle aptenya cordifolia mı deniliyor? Öyle bir şey. Yani kalp şeklinde. Şöyle mor çiçekleri. Bunun kırmızı çiçeklisi de var. Şöyle bakın, buna da böyle baktıktan sonra devam edelim. O şirin
bahçelere. Evet arkadaşlar, bu bahçe sahibini dün görmüştüm, izin almıştım, dedim belki olmayabilirsin, o zaman çekerim. Şöyle karanfilleri dikkatimi çekmişti, içeride sarı gül var ve sardunyalar, begonyalar. Şöyle bakalım, içeriye de bakayım, girebilirsem girip çekerim. Şöyle bakın, iznini aldım yani arkadaşlar. Şöyle beyaz gül, sedum palmerler, bir de şöyle dışarıya doğru bakın, kanarya gülü. Birçok çiçek var. Hepsine şey yapmıyorum çünkü birçok eve bakacağız. Şansımıza inşallah güzel bahçeler çıkar. Şu anda çok bilmiyorum arkadaşlar. Her yeri gezmedim. Gördüğüm kadarıyla şöyle birkaç bahçeyi gördüm. Dedim burada video çekmeliyim. Şöyle begonya, bol çiçekli sardunyalar, çıtı pıtı renklerle böyle şirin. Evet. Ah, bunlar gönül işi, gönül. Sevgi. Evet, şimdi yine bir bahçedeyim. Dün buradan da izin aldım. Şu anda yine seslendim. Kapı açık çünkü. Tekrar böyle hani içeri dalmış gibi olmayayım. Kapı da açıktı zaten. Küpeliğe baktık. Yine bakın, küpeliği yetiştirmeye. Kendisi yetiştirmiş zannedersem. Katlı sardunya. Ortancalar daha açmamış. Böyle sardunyaları görüyorsunuz. Sakız sardunyalar. Kırmızı. Kırmızı, mor. Bakın, insanın içini ısıtan görüntüler bunlar. Ses yapmıyorum duymasınlar diye dermişim ama yok, dün izin aldım. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Evet, sakız sardunya niye diyorlar? Uzuyor aşağıya doğru, sarkıyor, sarkıcı olduğu için. Şu da mor, güneş yansıyınca çok hoş görünmüyor ama. Şurada da var bir şeyler, yine sakızlar, kaktüsler. Evet, bir sikas arkadaşlar, bu da çok pahalı bir bitkidir. Büyük bahçelerde güzel bir form tutar. Ortancalar ve muhtelif çiçekler, beyaz gül. Bakın bunları ben kışın gördüm. Çok güzeldiler. Bakın şöyle şu renkte kırmızı. Böyle bol bir kırmızı kırmızı çuhalar. Kışın pazara gelirken, pazara arada geliyorum. Burada görmüştüm. Evet, sarmaşık gül açacak. Yeni başlamış. Bezelye çiçeği var. Çok güzel, göstereceğim. Şu güle şöyle bakın. Ay, çok zarif bir gül. Biraz beyazımsı ama pembe. Evet, Çağla orada zaten. Ay, beyaz sarmaşık gül. Evet, geçen videomuzda Özlem Hanım'ın bahçesinin kenarında olan gülden bu. Beyaz, bol çiçekli. Şöyle baktıktan sonra içerideki sardunyalara da baksak. Şöyle bakın. Şimdi biraz tereddütlü girdim. İzin aldım mı acaba? Ama seslendim. Sanki almışım buradan da. Şöyle bakalım. Ya çiçek bunlar ya. Görünmek isterler. Bunlar görünmeyi severler. Şöyle bakın. Pembeler, morlar. Evet arkadaşlar. Bakın, mavi ve tuğla ve eski. Kırık dökük. Çok farklı bir sanat var burada. Evet, izin aldım sahibesinden ve şöyle duvarı yakından çekip ve sardunyalar. Evet, bakın ne kadar yakışıyor sardunya. Şöyle şu manzaraya çok güzel yakışıyor. Şöyle beyazlı, çok güzel. Ortanca gibi duruyor. Ve mavi duvar. Çok hoşuma gitti. Şu küpeliği de çekeyim arkadaşlar. Bakın, bordo ve mor çiçekleri. Şöyle yine bir çiçekli balkon. Şuraya gidelim. İzin. Ah, evet, şimdi kapısını çalacağım. İzin alacağım. Bu dışarıda zaten bedava. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Doğal tür sardunyalar koymuş kapı önüne. Böyle dışarıdan görülenleri alıyorum arkadaşlar. Zahmet etmek de istemiyorum insanlara sürekli çalıp. Şöyle bir bakın. Normal bildiğimiz sardunyalar işte. Bu sarı gülü çok büyük bırakılmış. Bu benim sarmaşığa benziyor ama sarmaşık boylu oluyor. Herhalde değil. Bunlar zaten sokağa bakıyor. Şöyle küçük küçük arkadaşlar. Şöyle bakın, tadımlık. Evet arkadaşlar, şöyle bir kenara dizili çiçekler, petunyalar, sardunya var.
Bir de orada bir köpek var. Çok güvenemedim, içeri girmedim. İzin aldım sahibinden. Şöyle bir bakalım azıcık. Şu sardunya çok güzel. Ay maşallah, bismillah. Benim var bundan ama bu kadar iri çiçekli burada alabildiğini. Ay çiçekleri iri. Evet, aynısından benim var. Şey, sakız sardunya. Bakın. Büyük saksıya koymalı demek ki arkadaşlar. Yani püf noktası büyük saksıda çok daha güzel oluyor çiçekler. Şöyle bakalım şu gülleri de azıcık bir kadraj tutalım. Şurada şey gülü var. İçeri girmiyorum köpekten dolayı. Şöyle içeri koyduk arkadaşlar telefonu. Şöyle. Evet, yani domates, biber bir şeyler de ekiliyor. Yanında da çiçekler. Şöyle küpeli, bak, serin yer arkadaşlar, bak. Serin gölge olan bir yer. Şuradaki ceylan gözü güzel. Bakın ağaca takmış telgraf ve bir sardunya. Pembiş pembiş brillant çiçeği. Ve mor yıldız burada. Evet arkadaşlar, sürpriz. Şöyle meleklerin borusu. Meleklerin borazanı da deniliyor. Brugmansia. Sarı rengi muhteşem güzel olmuş. Şöyle görüntüleyeyim. Evet. Tamam. Şöyle biraz daha bakalım. Evet, Brugmansia aşırı dona dayanmıyor. Ama geçen yıl çok bir kış yapmadığı için kaldı ve erken oldu. Erken açtı. Normalde toparlanması kışı buluyor neredeyse. Evet, çok şirin mi şirin. Evet, buranın belki de en süslü bahçesi değil mi Çağla? Evet, balkon kenarları, pencere kenarları. Şöyle bakalım, renkli bu damacanı kesmiş ve boyamış, sarı, mavi. Galalar yerde, amaralis var yerde, yok Afrika zambağı. Ve sardunyaları şöyle dizmiş, perforje, demir önüne. Bakın meleklerin borusu burada. Aslında donmuş ana bitki ortada. Genelde hasar görüyor kışın. Sonra toparlanıp yeniden açıyor. Bakın sardunyalar. Şöyle doğal türler. Şöyle bakalım. Şöyle yukarıya doğru bakın, çok bir özen göstermiş. İçeride de arkadaşlar, içeriye girdim ve şöyle hem de süslemiş, boyamış saksıları. Şöyle bakın, çok hoş, çok zevkli. Evet, bahçemden haberleriz dedim. Oradan bakıyor ama elektrikler yok. Öyle mi? Şöyle. Evet. Aslan ağzı. İşte bakın arkadaşlar, bahçede ben de diktim. Güzel bir yer tutuyor. Dayanıklı. Her renginden almış. Çiçek dostumuz diyelim. İsmini bilmiyorum henüz. Sağ olsun. Dostumuzdur. Böyle izin verdi sizlerle paylaşmaya. Hemen şu köşeye de bir bakalım arkadaşlar. Sardunyalar. Yukarıdan tepeleri görünüyor. Kendilerinde şöyle bakalım. Minik bir gügüm orada. Çok şirin. Evet. Evet arkadaşlar, küçük küçük bahçesi. Yani çok büyük bir bahçe yok ama böyle şirin, mütevazi evler. Bakın istedikten sonra her bir köşesine böyle renkleri takmış çiçek dostumuz. Hemen sağ ol, teşekkür ederim. Hemen bitişiğindeki bahçe arkadaşlar. Bakın bitişik nizam. Bir köşesine de geldim. Bakın böyle köşelerde, güneş alan yerlerde sardunyalar konumlanmış. Çiçekler, güller, ne olabiliyorsa. Evet, içeri girdim. Şuradan şöyle alalım. Bakın şöyle yer yapmış yine. Yerde de mum çiçeği, yine sardunyalar. İçeriden bakış yapalım şöyle. Şöyle lavanta, sardunya, lavanta. Ay tatlı bir amca. Sarmalık mı topluyorsunuz? Sarmalık. Üzüm. Aslında bizimkinde çok var. Çok toplansa. İyi, ben ikinci topluyorum. Öyle mi? İyi geliyor değil mi kendisine? Böyle yani yaprakları toplaması üzümün kendisine de iyi. Üzüm veriyor mu bu, yoksa sadece? Ya, üzüm için şey yapmıyorum. Yaprak için. Yaprak için. Üzümü değil, kuş üzümü, siyah böyle mayas oluyor da gibi. Tamam. Evet, beyaz beyaz güller. Bu hatmi gül erkenci. Bizimkiler daha yeni tomurcukta. Yok, ben
Çekim yapmak için. Yok yok, çekim. Yoruldun teyzem. Ay, gönlüne sağlık. Evet arkadaşlar, bakın. Böyle bir evin bir köşesine hurdacı dükkanımı çek diyor ablamız. Bakın şöyle şirin şirin neler var, böyle yakından bakalım. Neler var? Hercai menekşeler. Şöyle çıtı pıtı çiçekleri ile sevimli duruyor. Ah, kanayan kalpler. Arkadaşlar hani geçen videoda bir kalp gösterdim ya size. O çiçek, ağlayan kalpler, genç kız kalbi denilen bitki. Evet, şöyle devam edelim. Ve kan kırmızı sardunya ve ceylan sardunya. Bakın ne kadar güzel. Evet, sardunyanın farklı bir şeyi var, alımlılığı var. Yine sakız sardunyalar, yani ceylan gözü sardunya için söylüyorum. Sakız sardunyalar böyle almış, yukarıya doğru tutturmuş ablamız. Beyazı da var. Beyazıyla bordosu karışık, güzel olur. Küpeliler aynı şekilde. Ve kampanula, çan çiçekleri. Daha açtığı zaman çok tatlı olacaktır. Çok muhakkak. Evet, güzel çiçekleriniz var ablacığım. Şöyle sukulent ve kaktüsler yine... şu anda açmamış ama küpeliler, bakın şöyle tomurcuğa başlamış. Bir de gazanya, şöyle çok da güzel bir rengi var gazanyanın. Ve şöyle küçük kaplarda yine muhtelif çiçekler, buz çiçeği, yine sardunya. Evet, ceylan gözü, ondan tutturmuş bir dal dikilmiş, böyle almış olalım. Şöyle uzağa da gidelim. Şöyle bakın bir köşede olduğu gibi. Arkadaşlar bakın, Rana Nakıl. Bunun videosunu yapmıştım ben size, bilgilerini. Attım diyor onu ben diyor. Orada çıkmış kendi kendine. Gitmemiş. Yani kovulmuş ama gitmemiş. Böyle burada açtığı zaman güzel kendini gösterir. Evet, şöyle ortancalar, güller. Arkadaşlar hepsi aynı anda açmadığı için açanları görüntülüyoruz tabii ki. Bakın burada ıtır. Bu da bir tür sardunya ailesinden aslında. Şöyle çiçekleri var. Yaprağı aromatik, hoş kokulu bir bitki. Şöyle yine burada da hercai menekşe ve muhtelif kaktüsler pencere kenarında. Onlar da çiçeğe durmuşlar. Yine çalı tür küpeli. Küpeli açtığı zaman güzel olur ama bu, şu anda biz bunları da seviyoruz. Bakın kampanula sarkmış. Çan çiçeği ya beyazdır ya mavi. Evet, sukulent kaktüsler şöyle bakın ve sardunyalar, doğal türler. Şöyle dönelim, yine sardunyalar, köşe. Evet bakın böyle, yani yol kenarında arkadaşlar, şöyle bakın yol kenarında geçenler zaten görür. Bakın şurada var hemen yol üstünde küpeli, sardunya, yine hercai menekşe, mütevazi. Bakın bunlar da hercai menekşeler, fideleri. Şöyle küpeli ve haseki küpesi. Şöyle bakın, bu kadar. Bakın işte böyle yer bulmuş. Evet arkadaşlar, bu kadar yeter diye düşünüyorum. Zaten sokakları bitirdik. Olan çiçekleri şunu göstersene, kaldırım arasında. Şöyle şöyle. Bakın şöyle tut kameraya doğru. Bunları çağla kaldırım arasında. Bunun tohumları uçar. Ondan sonra orada büyür. Bahçede, benim bahçemde de böyle çıkmış. Hercai menekşe ama neymiş? İsviçre menekşesi. Araştırmış. Gel şöyle, araba ezmesin bizi. İsviçre menekşesiymiş arkadaşlar. Bilmiyorum, tam öyle çok detaylı araştırmadım. Arkadaşlar buradan bitirelim diyorum. Evet, çektiğim sokaklardan biri. Evet arkadaşlar. Şimdi siz karar verin. Seferoğulları mı, Ateşoğulları mı? Hangisinin çiçekleri? Arkadaşlar, çiçek de evrenseldir. Güzellikler evrenseldir. Sanat evrenseldir. Dolayısıyla hiçbiri çirkin olamaz tabii ki. Hepsinin hani bir zamanı var. Hepsi zamanında kendini güzel gösteriyor. Biz gezilerimize devam edeceğiz. Bakalım o dediğim yere, bölgeye de gideceğim ama biraz böyle kapı çalıp izin istemek biraz zor geliyor. Ama sizler için yine değer diyorum. Bakalım daha güzel videolarla tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, huzurla kalın. Hoşça kalın.